Gel. Cenk. Aa, Cansu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ya kusura bakma, seni de yordum buraya kadar. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani en azından ben de Azra için bir şey yapmış oluyorum. Evet, buyurun. Söylemeyecek misin ne yapacağını? Ya açıkçası ben şu düğün için bir davetiye baktım da böyle birkaç katalog. Hiçbirini beğenmedim, içime sinmedi. Ha. Şu renk göstereyim sana da. Bakayım. Ay yok. Evet, bunlar çok sıradan, klasik ya. Ne düşündün peki? Ya ben de şöyle bir şey düşündüm. Azra ile benim olduğum fotoğraflara böyle bir davetiye haline getirsem, minik bir albüm gibi düşün. Yani albüm gibi sayfa sayfa mı olacak? Birkaç sayfa böyle fotoğraflarımızın olduğu minik bir albüm. Nasıl olur sence? Vallahi güzel fikir. Değil mi? Bence Azra da bayılır. Fakat da ona çok yakın bir şey vardı şurada, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz önce elimdeydi ya. Toplantı odasında unutmuş olabilirim. Bir bakıp geliyorum, tamam? Bu işi bugün halletmen lazım Burhan. Başka şansın yok. Cansu bak, toplantı odasında unutmuşum. Benim bahsettiğim şuna yakın bir şey. Cenk, sen bunu nereden buldun? Niye soruyorsun ki? Çünkü bu kız çocuğu benim. Bu da babamın cüzdanı. Diyorsun sen Cansu, babanın mı? Evet. Azra'ya geldiği gün yanında yoktu. Sen nerede buldun? Evde mi buldun bunu? Margaret Orman'da. Ne? Ormanda mı buldun? Nasıl yani? Azra'nın bu adamla buluşmaya gittiği yerde, oraya yakın bir yerde buldum Cüze. Yok, olamaz. Hani ne işi var ki bunun orada? Bir yanlışlık olmasın, emin misin? Ya Cansu, böyle şeyin şakası mı olur? İşte buluşmaya gittiği yerde bir baraka vardı, onun yakında buldum Cüzen'i. Allah Allah! Yani babam düşürdü, biri bulup oraya mı attın? Ne oldu ki? Cansu, bunlara cevap verecek tek bir kişi var, o da baban. Nerede, kafede mi şu an? Yani kafedeydi de Azra'ya geçecekti, kapıyı tamir etmek için. Cenk, bak yani mutlaka bir açıklaması vardır bu durumun. Çünkü babam çok alakasız bu durumla, yani ne alakası olabilir ki? Çok saçma. Bilmiyorum. Cansu, gerçekten ben bilmiyorum.